Çok iyi bir aktör kim diye sorarsanız bakınız. Rüzgar Aksoy. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarsa yalancı çobanı ne yaparlar? Ünlü oyuncu doğruluk mu cesaret mi sorusuna yanıt vermek üzere programımıza yalan makinesinden katılıyor. Mesut Yar'la Laf Çok tüm hızıyla devam ediyor. Rüzgar hoş geldin. Hoş bulduk. Yaz boyunca Lodos, şimdi böyle Poyraz. Çok kötü oluyor ya bu. Yani isminle müsemma bir adamsın ama bu Lodos çok bunalttı bizi ya. Ne yapayım? Hocam niye bunalttın bu yaz ya bize? Ne açıdan? Tam tersine ya, bu yaz bayağı güldük sayende. Koca koca yalanlar hayatımıza girdi. Evet, evet, evet. Hakikaten de başlangıçta tuhaf bir tepki alsa da aslında yaşanılan şey bu toplumun yarısının yaşadığı şeyin. Yani ben aynısı. Onu anlamıyorum zaten. Bir de orada sen tertemiz kaldın, o da enteresan. İyi yani. Oldu yani. Biraz hani bir kopmaz bulaşmaz bir durum var. Bir önceki yani. Pis çocuk senden nefret ediyoruz karakterinden sıyrılmak açısından iyi oldu. Ben de hep komedi oynamak istiyordum. Tiyatroda Hı-hı. yapıyordum Hı-hı. ama televizyona denk gelmedi. Hı-hı. Güzel oldu, güzel iş. Gelince nasıl böyle televizyonda daha mı iyi hissediyorsun yani komedi yapmayı? Aslında deniyorum yani öyle söyleyebiliriz. Daha iyi hissediyorsun tabii. Bir de o dramanın hali ister istemez sete de sirayet ediyor böyle bir. Hani dramadaki setler kötü anlamında söylemiyorum. Geriliyorsunuz ama isterseniz. Gerilimli bir sahne oynayacak. Yönetmen falan herkes, karşıdaki oyuncular herkes böyle gözünü yaşartmaya çalışan aktör böyle rüzgara bakıyor falan. Hani yani yani damla da getirmiyorlar. Yani evet yani şimdi bu böyle kolay bir de... Komedide şey çok önemliymiş. Mesela dramada karşıdaki oyuncuyla anlaşamayabilirsin. Hmm. Egoları çarpıştırabilirsin yok. Böyle baloncukların üstünden ama komedide anlaşmak gerekiyor yani. Çünkü çok alışveriş oluyor. Yani çok doğaçlama oluyor. Ve keyifli oluyor. Bir de komedide kimin ne kadar yakışıklı olduğunun önemi yok abicim. Bak evet. Dramada önemi var onun biliyorsun. Evet evet. O yüzden esas şöyle oynuyorum. Esas olan benden daha yakışıklı olmadığını biliyorum. Niye o esas olan? Hep o eziklikle yaşadım. Odamda küçücük köşede sığındım. Sonra rüzgara bakıp tekrar şey yaptık. Rüzgara bakıp. Herkülade. Peki bir koca koca yalanlara bakalım. Kanal denizcisi. Hemen işimiz bitti, göndermeyelim Osman Bey'i. Bir kahve içer misiniz? Olur. Olmaz, kahve sevmiyor. Kahve sevmezsin sen. Ben nefret ederim kahveden. Hep uykun açılır şimdi gece gece, ne gerek var? Çay. İyi geceler Osman'cığım, iyi geceler canım. İyi geceler canım. Hiç aldatıldın mı? Şu an bilmiyorum ama itiraf etmek isteyen varsa telefonla bağlansın. Vallahi gerçekten merak ediyorum. Çünkü onu biz saklayamıyoruz herhalde. Öyle bir şey yaparsak ben yapmadım. ama kadınlar iyi saklıyor eğer öyle bir durumlar varsa falan. Mutlu olurdum, memnun olurdum yani. Vay be helal olsun derdim diyormuşum. Üzülürdüm tabii. Sadece yani. Diyormuşsun. Bir şey yaşıyorsun tabii. Sadece yani. Diyormuşsun tabii. Şu yani. An bana böyle ben seni şununla aldattım diye bir şey direktman karşılaşmadım ama bir kere rüya görmüştüm. Oh, fena. 4 sene aynı evde yaşadığım sevgilimle ilgili bir belgesel çekiyordu. O Türkiye'yi dolaşıyor falan. Rüyamda böyle tam da uyuz olursun ya senin tersin bir adamla aldatıyordur kesin. Hani kızın öyle bir yönelimi vardır. Sarışın, bir ilgisi, merak. Gözlü bilmem ne falan. Ya işte uzun rastalı falan böyle bir tip bulmuştur böyle. Adam böyle entelektüel kabak dilinden konuşmuştur ona falan diye hayal et. Uyudum böyle birinin dizinde uyuyor ben böyle, uyandım böyle bir anda. Bir ay sonra geldi dedim ki ne oluyor? Gerçekten. Yok öyle bir şey oldu. Ben kalkıyorum dedim. O kadar inanmışım. Ya dedi sadece biriyle böyle bir sohbet ediyorduk. Böyle birkaç gün sohbet ettik. Bir çay içtik filan ama. Saçını anlat. Saçı nasıldı diye Saçın sordum dedi. Adı ne? Taylan mı? Diye. o Harika. Zaman inkar etmişti. Ama ha. Böyle içimde bir ukde kaldı. ama direktman ben seni şununla aldattım. Ha. Diye bir şeyle karşılaşmadım. Onda zaten yani. Laps diye söylenmiyor. İnsan daha sonradan duyuyor. Evet. Hiç özel hayatla da ilgili bugüne kadar bir soru sormamıştım ama senle bir ilgi başarmış oldum. güzel tamam. Kimse de zaten açıklamadıysa sıkıntı yok. Şeye gelmek istiyorum. Bu biraz aldatma aldatılma hikayesi diziye gelmek istiyorum. Tekrar dönmek istiyorum. Yani Türk insanı önde bir şey yaptı. Dur dedi bir rezerv aldı bilmem ne. Sonra acayip de sevdiler bu işi. Çünkü hakikaten bir şey. Hem durumun komedisi hem kendimizin komedisi. Nasıl buluyorsun? Gülüyor musun yaptığın işe? Ya ben gülüyorum. Şimdi şöyle diyemeyeceğim. Ne derler? Müthiş kaliteli, acayip derinlikli böyle her cümleden 5 yıl sonra düşüyorsun. O cümle ne anlattı? Aa filan diye öyle bir dizi değil. zaten bizim hayatımız da drama üzerinden gidiyor. İnsanlar sürekli kendi içinde bir savaş, başka insanlarla ilgili bir savaş yürütüyoruz. Yani psikolojik bir savaş var yani.
Biz böyle çok huzurlu böyle yayılmış böyle öğlen uykusunda 3 saat uyuyan adamlar değiliz yani. Hı-hı. Hep bir gerginiz. Hı-hı. O yüzden o gerginliğin içerisinde az katliamlı, az Hı-hı. boğaz kesmeli falan böyle güzel güzel böyle bir komedi işi güzel oldu. Ben de izliyorum ve herkes samimi. Senaristler de öyle, oyuncular da öyle. Bence güzel bir iş ortaya çıktı Hı-hı. komedi anlamında. Hı-hı. Bir de Allah aşkına iki tane kadın bir araya geliyor. Konuştuğu 7-8 tane mevzu var mesela Hı-hı. diyelim. Hı-hı. O mevzulardan biri aldatma abi. Mutlaka olmalı. Bunun dizisini çekmeyeceksin de, komedisini çekmeyeceksin de. Niye çekeceksin? Bir de başroldeki oyuncu tamam işte erkekler şey yapıyorlar. Ne derler? Aldatmasını meşru gösteriyor. Ya meşru göstermiyor. Tam tersine dikkatli izlersen bu adam bu haltı yedi ve başına geleceklere bakın diye. Kötüleniyor aslında aldatma aslında mevzusu. Aslında bir sonuç, daha doğrusu bir tespiti var evet. ortada. Ben de o yüzden gereğinden fazla sevildim. O sevgi yansıdı mı sokakta şu anda suratına? Yani işte sadece tek ricam rujlu öpmeyin en azından. Aa, o çok feci ya. Onun çünkü seni de anlatamayacağın şeyler. Farkında olmuyorum oluyor. Sokakta öpüyor. Şlop köpekle diye. Dolaşıyorum falan bir bakıyorum şurada bir iz kalmış. Köpekle yani. Dolaşmana rağmen yani riski alıp seni rujlu öpebiliyor. Tabii dişilere bir şey yapmıyor bizim erkek olduğu için. Eyvallah ya. Sen yine de saygı göster bak çifte risk alıyor. İki filmim var bu sezon. Bir tane not aldım buraya. Bir tanesi Deliler Deliler çok konuşulacak film. Onun üzerine geleceğiz. İkincisi de Keşif. Keşif'ten başlayalım. Keşif ne yapıyor? Neyin keşfini? Keşif aslında biz bu yaz değil daha önceki yaz çekmiştik. Ha onu. İki yaz önce. Başka bir takım durumlar oldu filan. Şimdi bitti. Şimdi onlar işte yapımla ilgili durumlar. Keşfetmeye çalıştılar kendilerini. Kendilerini keşfettiler. Aa biz buyuz dediler ona göre bir kurgu yaptılar. Harika. 7-8 tane farklı sonu vardı. Bu sonu buldular o yüzden. Bayağı keşfetmişler. Tam bir şey diyemeyeceğim yani Anladım. O konuyla ilgili Anladım. Ama şimdi Ekim'de giriyor Ekim ortasında inşallah. Çok samimi iş oldu. Aslında içinde animasyon, aksiyon da barındıran bir iş Doğru oldu. Iş. Üç tane genç çocuk birdenbire zamanda yolculuk yapıyorlar. Aslında her biri de kendi problemlerini, kendi yaşantılarını da çözememişler. Bir oyun oynarken geçmişe yolculuk yapıyorlar. Geçmişe yolculuk yaptıkları tarih 1918 Çanakkale hikayesi. Ve orada aldıkları bir şeyler öğrendikleri işte bir yüzbaşı var, bir hemşire var, bir komutan var filan. Ve geri dönüyorlar hayatlarına ve bir şeyleri düzeltiyorlar. Yani sen hangisin? Yüzbaşı hemşire. Ben yüzbaşı. Ha. Hemşireyim. O zaman erkek hemşireler yok. Tabii yüzbaşı hemşire. Yani üst alt kalpak var sadece. Anladım ya. Bu keşifte her şey keşfedilmiş. Yani bir oyuncunun ne kadar zorluğunu yani kendime keşfettiğim ufak nüanslar olmadı değil. Güzel. Ne gibi? Bu parmak ne? Parmağın mesafeli oynayabiliyormuş. Peki delilere gelmek istiyorum. Evet. Deliler çok iddialı. Yani fragmanı yaklaşık 4 aydır dönüyor. Ve sanıyorum internette en çok izlenen, takip edilen fragmanlar arasında. Deliler ilginç bir aslında. Türk'ün hikayesi, Osmanlı'nın hikayesi. Evet. Osmanlı'nın hiç aslında bilinmeyen bir tarafının hikayesi. Ve biraz da riskli hikaye. Evet. Fakat o fragman nedir abi öyle ya? Ne yapıyorsunuz siz? Yani birkaç arkadaş aslında yoğun emekle yaptılar o işi. Delileri mutlaka izleyin diyorum. Çünkü işin içinde şöyle bir şey var. Mesela bir sürü tarihi dizi var. Bir sürü milliyetçi tandanslı iş var belki. Ama çoğu bazen karikatür oluyor. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Çizgi roman gibi oluyor falan. İzliyorsun bakıyorsun ne kadar kahramanız diye kendi kendini. Hani bu ama gerçekten haklı bir yerden bir tarihi görsel şölen sundu bize. Kazıklı Voyvoda diye bir herif var. Var. Dangalak. İşte bayağı bir katliamcı falan bir herif yani. Oldu. İsmi değişti bu. Bayağı böyle nickname falan aldı. nickname aldı. Kafasız. Güzel. Dracula. ASL diye soruyor. İkinci Mehmet 450. Var. 450. Romanya. Bunun üzerine harekete geçmiş aslında o zamanki istihbaratla ilgili bir şey. Yani harekete geçirilen bir kesim var. Derilerde bu arkadaşlar içeri sızıp darma duman ediyorlar. Yani 300 Spartalı'nın Türk versiyonu diyebiliriz. Bayağı yani ben izlediğimde biraz Game of Thrones gördüm. Spartalıları gördüm. Abi. Efendime söyleyeyim. Gördüm yani. Çok kuvvetli ve haklı olduğumuz bir hikaye. O yüzden gönül rahatlığıyla ben de izleyeceğim. Ve şeyin de altını açmak lazım deliler meselesinin. Biz tarihi konuşuyoruz böyle. Demin dediğin şey çok doğru. Ama karikatürize ederek konuşuyoruz. Ya sen çocuğu anlatır gibi oluyor. Bazen işte halbuki sinema sinemadır gene de. Evet. Ben mesela dün Stanley Kubrick'in Space Odyssey'i izledim mesela. Adamların şeye bakışını görüyorsun yani sinemaya bakışları gerçekten adamlar sanat olarak bakmış yani. Yani işin sanat kısmını çok kaybetmemek lazım. Aynen. Otomatik portakalı vardır. Ben onu severim. bir de şeyi severim ben. Bu oradan bir şey galiba. Bu evet az kaldı. Otomatik portakalda da vardı bir saniye. Biraz şekli değişikti ama. Sen bunu böyle hızlı şey yaparsan kendi vaktinle oynanın. Yapma ya. Kendi vaktinle oynanın. Seni sevmiyorum anlasana diye. Tiyatro var mı bu sene? Var.
Geçen seneden siz Arthur de doyumsuzsunuz sinemam, tiyatro. Aa, çok seviyorum işimi gerçekten. Hep çok güzel, seviyorum. Harika. Şükür. Arthur Miller'ın bedelini oynuyoruz. İki kardeş. 16 yıl sonra bir araya geliyorlar. Babaları işte babalarını kaybetmişler. Babaların eşyalarını satmak için. Bir tanesi doktor olmuş 16 yıl boyunca. Kaybolmuş ortadan, kariyer yapmış. Bir tanesi de babasının yanında, hastalıkta yanında durmuş polis memuru. Bunların çatışmasını izliyoruz. Dolayısıyla izlenebilir evrensel bir hikaye var. Harika. Hani yabancı isimlere aldanıp şey yapmamak lazım. Yani mesafe koymamak lazım. Evet. Galiba sen de boş yok. Yani sen özellikle seçiyorsun içinde olman gereken işleri. Ya evet, seviyorum. Meselesi yani, olan işleri. Ben hani parasız kalmayı çoğu zaman göze alıyorum ya. Yani. Hani birkaç kere de kaldım. Yani. Ama mesela şu Osman hoşuma gitti, bir denemek istedim. Ya da işte Dogville'deki o yazar karakteri. Dogville'deki karakter de yani siz oyunda şey, böyle bir yere gidiyorsunuz. Bir köy, bir kasaba. Oradaki insanlar böyle sizi güzel güzel karşılıyorlar, ediyorlar filan. Bir hafta kalsanız böyle olur. Ama bir sene kalsanız orada ne olur acaba? İnsanların asıl dürtüleri neler? Onlar ortaya çıkıyor. Ve bence... İhtişamlı bir şey yapmaya çalıştık ve oldu da hani geri bildirimlerden seni de beklerim Dogville. Eyvallah, yani Cehalet'in başta bu aynı zamanda filme uyarlanan. Tabii Lars von Trier'in filmi ama o adam şey yani sanatkar herif. 3,5 saat çekmiş amca böyle izliyor filan. Ben sana böyle 1 saat bakıyorum gibi olmuş yani. Ya, bu 3,5 saatlik filmlere bayılıyorum. Yani bir tanesini Oscar'a gönderdik, inşallah eli boş dönmez. Peki son olarak sana soracağım şey şu. Mutlaka ve mutlaka ne olursa olsun hayatının bir döneminde ya aynı karede olmak istediğin bir aktris vardır. Aktör demiyorum, bir aktris vardır. Marion Cotillard. Öyle mi? Tabii. Abi çıtayı öyle bir yere koydun ki. Ama sadece sette görüşmeyelim. Dışarıda da görüşelim gibi yani. O yalnız tabii hemen hemen tüm rol arkadaşlarını çok yakından etkileyen bir kadın diye biliyorum. Doğru biliyorumdur herhalde. Kesinlikle. Meryl Streep'e sabah kahvaltısını hazırlardım yani. Hiç fena değil. Tiffany'de kahvaltı olsa tekrar çekilse. Audrey Hepburn kalksa ben de onunla birlikte oynardım yani. Hiç fena sayılmaz. Bir de şey, yerlilerden var mı? Yerlilerden kadın oyuncu mu soruyorsun sen şimdi bana abi? Yerler, bu şey yaktın gibi. Beni şu yerlilerden an. Kadın oyuncu mu var canım? Ha, Vahide gördüm ne oynamak isterim mesela. Vahide hocayı severim. Anladım. Herkes iyi oyuncu ya. İyi insanlar. Fena oyuncu. Ne diyeyim yani ben? Aktörü diyelim. Sen de rahatlatsın aktör olarak. Ben şeyle oynamak isterim böyle mesela. Bir tane yaşlı polis, bir tane genç polis şeyle oynamak isterim. Bülent Emin Yarar'la mesela. Bülent Emin hani Yarar. Bir Seven tarzı bir şey yapmak isterdim onunla. Değişmiş olur. Düşünülebilir. Ya. Düşünün bunu. Yazın. Düşünün. Beni seçin. Bu dizi haline gelebilir yani. Sadece sinema değil. Bu peki, arada audition veririm yani. Her türlü zaten. Her işimi audition'la aldım ben. Özellikle audition istiyorum yani. Ciddi misin? Tabii evet. Her işi audition'la almak da enteresan bir şey ya. Aynen. Her yani, işimi şükür yani. Hiç kimseyle bir bağlantıyla, yapımcıyla işte yakın olmakla hiçbir şekilde. İşte her güzel. Laps yani. Diye çağrılmamak kadar güzel bir şey var mı abi? Aynen. Audition'a gidiyorsun, veriyorsun oyununu ve çıkıyorsun yani. Aynen. Oyuncusun ya. Adamın önünde gidersin. Yetim devam edin mi ya? Devam etsin peki. Evet, bakalım manşetlerde neler çıkmış efendim. Rüzgar Aksoy bu akşam konuğumuzdu ve kendisi dedi ki, sevgili Rüzgar Aksoy, ki kendisi benim arkadaşım olur ve kendisi dedi ki, ben hep komedi oynamak istiyordum, güzel oldu, güzel iş, daha iyi hissediyorsun tabii, dramanın hali sete de sirayet ediyor, ne bileyim gözünü yaşartmaya çalışan aktör Rüzgar'a bakıyor falan, komedide anlaşmak gerekiyor, çok alışveriş ve doğaçlama oluyor, şu an bilmiyorum ama itiraf etmek isteyen varsa telefonla bağlansın, aldatıldım mı, aldatılmadım mı, saçın nasıl diye sordum, adı ne, Taylan mı diye de ekledim. Hep bir gerginiz. Başka bir takım durumlar oldu. Şimdi bitti. 7-8 farklı sonu vardı. Bu sonu buldular. Ben hemşireyim. Parası kalmayı da göze alıyorum diyerek Rüzgar son noktaya koydu. Yani iğrenç manşetler. Ben hemşireyim olarak bağlanması mevzunun güzel olmuş. Bir gazeteye benziyor değil mi? Keşifte şey. Yüzbaşıyım arkadaşlar. Beyaz bir şey yok üzerimde yani. Çok teşekkür ediyorum Rüzgar. Şeref verdin gerçekten. Ederim, başarılar diliyorum. Hem gişen bol olsun, hem reytingim bol olsun. Evet. Hem efendime söyleyeyim tiyatro gişen bol olsun. Aynen. Hem de audition'ın bol olsun. Audition'ın bol olsun. Ne güzel bir şeymiş. Yolumuz güzel olsun. Evet, Rüzgar Aksoy'a çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdi bu akşam. Mesut Yer'le Laf Çok. Hafta içi her gün 23.45'te 306 işte.